biraz bilgisayarda takılı olsun. E-imza.tr web sitemize giriş yapar mısınız? E-imza aslında 2011 yılında kurmaya karar verdiğim bir şirketti. 2011 yılının sonlarına doğru başladık altyapı çalışmalarına. 2014 yılının Şubat'ında da lisansımızı alıp şirketi hayata geçirdik. Bana göre başarının önemli bir kısmı diğer insanların ya da çoğunluğun baktığı yerden bakmamak. Hayal kurmak ve o hayale inanmak. Yani inanmadığınız bir şeyi başarabilmeniz, oraya erişebilmeniz mümkün değil. Bu hepimizin, yani Anadolu insanının hepsinde var. Farklı bir şey değil ki bu. Kim diyebilir ki yani ben işte yol param olmadığı için aç gezmedim, işte hiç yol yürümedim. Herkesin hayali normal yani. Yarın sabahtan gel işte. O 10-10.30 iyi. Sahursuz oruç tuttuğumuzu biliyorum. Ramazanlık gün sahurda yiyecek bir şeyimizin böyle günlerce olmadığı bir süreci yaşadım. Bir insanın kılığına, kıyafetine baktığınızda ilk onu görürsünüz. Bir ihtiyacı varsa ona o ihtiyacını gidermeye çalışırsınız ama karşınızdaki insanın karnının aç olup olmadığı kestirmeniz mümkün değil. İnsanlar da bunu zaten karşı tarafa da aksettiremezler. Ben Kırıkkale'nin Delice ilçesinde doğdum. İlkokulu orada okudum. Ondan sonra ortaokul ve lise, üniversite eğitimi için Ankara'ya geldim. Tabii geldiğimde bugünleri hayal edemiyordum. Tabii birçok hayallerim vardı elbette ama bugün burada olmayı açıkçası o yıllarda hayal edemiyordum. Bugün geldiğim noktada çok şükür daha sonra oluşan hayallerimi gerçekleştirdim diyebilirim ama hayaller bitmiyor. Hayaller sürekli, yeni hayalleriniz var. Zaten hayalleriniz sizi hayata bağlayan en önemli değerler diye düşünüyorum. Hayallerimiz devam ediyor ama bugün burada olacağımı o günlerde, o yıllarda tahmin edemiyordum elbette. Ben Ankara'ya geldiğimde işte eğitim hayatımla birlikte ticari hayata da ailemin de ticaretle uğraşmasından kaynaklı hem eğitim hem ticaretin içerisinde hep vardım. Sonra askerlik vesaire arkasından evlendim ve o yıllarda hikayenin başladığı nokta aslına bakarsanız ihale bülteni diye bir şirketimiz vardı. Hikaye orada başladı. İhale bülteni 2000'li yılların başında kurduğumuz bir şirketti. Bugüne kadar da geldi. Ve çok benim de öngörmediğim şekilde çok hızlı büyüyerek o günlere geldi ve o şirket şimdiki hali hazırda yönetim kurulu başkanlığını yaptığım e-imza şirketini de bir anlamda doğurmuş da oldu diyebiliriz. E-imza aslında 2011 yılında kurmaya karar verdiğim bir şirketti. 2011 yılının sonlarına doğru başladık altyapı çalışmalarına. 2014 yılının Şubat'ında da lisansımızı alıp şirketi hayata geçirdik. Aslına bakarsanız e-imzanın temelde kamuoyunda e-imza diye biliniyor fakat e-imzayı üreten elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar elektronik imza, zaman damgası, SSL gibi hizmetleri de veriyorlar ama temeldeki ürünü ve en yaygın ürünü e-imza. İsmi de ürünün isminden hareketle sonuna da Türkiye'nin kısaltması olan uluslararası alanda TR'yi koyarak e-imza.tr diye bir marka yaratmaya çalıştık diyebilirim. Umarım devam eder. Çocuklarımız bizim kaldığımız yerden bunları sürdürmeye çalışırlar, sürdürürler inşallah. Ailemin en temelde zorlandığı şey, benim de zorlandığım şey, yaptığımız işi, ben yaptığım işi, ailem de işte eşinin, babasının yaptığı işi anlatırken zorlanıyoruz. Yani e-imza diyoruz ama onun altından bir sürü soru çıkıyor. Onu detaylandırmak ve anlatmak
İlk yıllarda çok daha güç oluyordu ama her geçen gün elektronik imzanın yaygınlaşmasıyla birlikte kolaylaştı diyebilirim. Genel itibariyle bilişim, yazılım alanında çalıştığımız için genel bir tabir kullanmaya çalışıyorum. Ailemde bu işe, yani çekirdek ailem bu işe çok da uzak değil. Eşim de yakın bir meslek sayılabilir. Eşimin mesleği de. Şirketimizde şu anda halihazırda 100'e yakın çalışanımız var. Bunlar beyaz yakalı çalışanlar tamamı. Genel merkezimiz Ankara'da ama bütün illerde, büyük illerde şubelerimiz var. Orada da çalışan personellerimiz var. Elektronik sertifika üretiminde uç noktada doğrudan doğruya vatandaşla buluşan, vatandaşın işlerini halleden uçta bir personele ihtiyaç var. Bunları da Türkiye genelindeki büyük illere konumlandırdık. Burada çalışan, genel merkezimizde çalışan da 35 civarında bir personelimiz var. Türkiye genelinde. Ayrıca da işte çeşitli yaygın kuruluşlar, PTT gibi, onlar da bizim başvurularımızı bütün Türkiye genelinde alarak onları bize iletiyorlar sertifika üretimi için. Yani Eğimza şirketinde beni en çok zorlayan, ben bilişim sektöründeyim, bilişime hakimim ama tabii işin önemli bir kısmı teknik taraf olduğu için Türkiye'de bu teknik altyapıyı yönetecek hem kısıtlı sayıda insan sayısı var hem de yetkin insan sayısı da çok daha az. Dolayısıyla şirketin kuruluşunda, altyapı çalışmalarında ve test sürecinde personel konusunda oldukça zorlandık. Tabii birçok uluslararası sertifikayı da barındırıyor olması lazım altyapı. Tabii zor bir süreçti çünkü 2011 yıllarından bahsediyoruz. O yıllarda Türkiye'de de bu konuda bugün nispeten yetişmiş personel olabilir ama o yıllarda son derece kıttı. En zorlandığım nokta oraydı açıkçası. Elbette herkes gibi benim de çok zorlandığım dönemler oldu. Ben ticari hayatım boyunca 10'a yakın sektörde iş yaptım. Ve bunların önemli bir kısmı başarısızlıkla sonuçlandı. Bu başarısızlıkla sonuçlanma sürecinde, o işte dibe vurduğumuz dönemlerde hem maddi olarak çok zorlandık hem de tabii duygusal olarak da bundan son derece olumsuz etkilendik. Ama tabii hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayıp o dibe vurduğumuz yerlerde bile işte bir fırsat yakalamaya çalıştım. Ve şeydi, yani özellikle ihale bülteni şirketinin kuruluş döneminde yeni evliyiz, çocuklarımız yeni doğmuşlar, işlerimiz çok kötü. O 1,5-2 yıllık süreç benim hayatımdaki en zor dönemdi diyebilirim. Yani o kadar zordu ki bazen zora düştüğünüz zaman o zorluğunuzu en yakınınıza bile anlatamıyorsunuz. Belki de zorluğun içindeki en önemli zorluk da belki de o taraf. Çünkü en yakınınıza bunu anlatamıyor olmak sizi daha çok esasen duygusal anlamda yıkıyor. Tabii zaman geçtikçe bir miktar kendinizi toparladıkça paylaşıyorsunuz yakınlarınızla ama tabii o süreci yaşayıp gitmiş oluyorsunuz. Hayatımdaki en zorlu dönem evlendiğimiz ilk yıllar ve işte çocuklarımızın olduğu yıllardı. Aslına bakarsanız o yıllar çok zorlu yıllarım olmasına rağmen bugün geldiğimiz noktada baktığımda bana da hayata dair en çok şeyi katan yıllar olduğunu düşünüyorum. Gerek maddi anlamda, gerekse manevi anlamda. Onların yansımaları da daha sonraki hayatımda farklı şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. İşte zorda kaldığınız için, birebir yaşadığınız için zorda kalan insanların duygu halini, o ruh halini anlayarak
hala öyle insanların hayatın içinde var olduğunu, onları bir yerlerde yakalayıp onların hayatına dokunmanın da manevi olarak hazzını yaşamaya çalışıyorum açıkçası. Elimden geldiğince de zorda olan insanların hayatına dokunmaya çalışıyorum. Herkesin hayatında olur bunlar. O zor dönemlerimizde hani böyle günlük temel ihtiyaçlarımızı, temel gıda ihtiyaçlarınızı bile karşılayamaz duruma geliyorsunuz. Ve bunlar zaman içinde aşıyorsunuz ama sürekli hayatın içinde o insanların varlığını biliyorum. Ve orada da çorba evi hikayemizin aslında çıkış noktası, öğrenci burslarının çıkış noktası da tam da o günlere dayanıyor. Çünkü o günlerde sahursuz oruç tuttuğumuzu biliyorum. Yani Ramazanlık gün sahurda yiyecek bir şeyimizin böyle günlerce olmadığı bir süreci yaşadım. Bir insanın kılığına, kıyafetine baktığınızda ilk onu görürsünüz. Bir ihtiyacı varsa ona o ihtiyacını gidermeye çalışırsınız ama karşınızdaki insanın karnının aç olup olmadığını kestirmeniz mümkün değil. Ve insanlar da bunu zaten karşı tarafa da aksettiremezler. Hal böyle olunca çorba evinin hikayesi de buradan çıkıyor aslında bakarsanız. Yani ihtiyaç sahibi insanlar gelip orada çorbalarını yiyip o öğünde en azından karnını doyurup gitsinlerdi. Bu şu anlama da gelmiyor. Herkes ihtiyaç sahibi olmayabilir. Ama o an itibariyle cüzdanını unutmuştur. Yanında parası yoktur. Vesairedir vesairedir. Bir gerekçeyle ihtiyaç duyabilirler. Çorba evinin çıkma hikayesi de buydu. Ve öğrencilerin yaşamlarındaki, özellikle üniversite öğrencilerin yaşamlarındaki en zorlu dönem ilk yıl çok zorlu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle de bulunduğu şehirden başka bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler orada yeni bir hayat kurmak durumundalar. Dolayısıyla en çok ihtiyacı oldukları dönem o dönem. Üniversite öğrencilerine de o üniversiteyi kazandıkları ilk yılda hayatlarına dokunmak, nispeten hayatlarını rahatlatmaya çalışıyorum. İmkanım el verdiği sürece, ömrüm olduğu sürece de bu ve buna benzer şeyleri yapmaya çalışacağım. Çünkü bu beni iç dünyamı, manevi dünyamı inanılmaz besleyen bir davranış biçimi. Elbette var. Hani bunları çok böyle detaylı anlatmak doğru olmayabilir ama yani şöyle şeyler, yani bir yandan çok üzüleceğiniz, bir yandan da oturup düşüneceğiniz, üzerine düşünülmesi gereken birçok şeyle karşılaştım ve karşılaşmaya da devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi, biz burs verirken öğrencilerin ailelerini, maddi imkanlarını, olanaklarını ölçmeye çalışıyoruz. Orada beni en çok hoşuma giden şey, öğrencilerle birebir temas kurduğumuzda kendi durumlarını anlamaya çalışırken hemen hemen tamamı şu cümleyi kuruyorlar. Diyorlar ki benim çok ihtiyacım var ve bunun altını dolduruyorlar. İşte şu durumdayız, şöyleyiz, böyleyiz. Ama benden daha çok ihtiyacı olan varsa onlara verin. Bu gençlerimizin dünyaya bakışı ve dürüstlük kavramı ölçüsünde değerlendirdiğimizde son derece anlamlı. Diğer taraftan da üzücü şeyler de olmuyor değil. Onlar da gerçek bilgilerin dışında burs alabilmek için çeşitli argümanların, gerçek olmayan argümanların ortaya konulması. Bunlar da üzüyor tabii insanı. Ailede benden başka ticaretle uğraşan yok. Biz 8 kardeşiz, en küçükleri benim. Benden başka ticaretle uğraşan yok. Çoğunlukla devlet memuru. Aslına bakarsanız o hayatımın en zor dönemlerinde
ailem devlet memuru olmam için birçok kurumda bana yardımcı olmaya çalıştılar. Sınavları bildirdiler, gir dediler vesaire vesaire. Kimisine o baskılara göğüs germek için girdim ama kazanmamak için girmiştim. Hayatımın en zor döneminde bile tek bir gün bile memur olmak hiç aklımın ucundan geçmedi. Yani bana göre başarının önemli bir kısmı diğer insanların ya da çoğunluğun baktığı yerden bakmamak. Çok farklı bir pencereden, kimsenin bakmadığı pencereden bakarak fırsatları görmek. Bir diğeri de hayal kurmak ve o hayale inanmak. Yani inanmadığınız bir şeyi başarabilmeniz, oraya erişebilmeniz mümkün değil. Ben hani buradaki bir formül varsa eğer bu işin formülü başka bir noktadan bakmak, farklı düşünmek, farklı olmak, farklı yaşamak. Farklı olmadığınız sürece diğer insanlardan başka bir şeyi, başka bir fırsatı görmeniz mümkün değil diye düşünüyorum. Gençlere önerim şu, ne zaman karşı karşıya gelsek belli başlı şeyler söylemeye, aktarmaya çalışıyorum ama en temelde söylediğim şey şu. Bugünün dünyasında artık milyonlarca insanla rekabet ediyorsunuz. Hatta eğer konu ticaretse iş dünyasında dünyayla rekabet ediyorsunuz. Rekabet edebilmeniz için temel kural diğerlerinden farklı olmak. Eğer bir üniversite öğrencisiyseniz, atıyorum işte bir hukuk fakültesinde okuyorsanız, sizinle beraber her yıl mezun olan işte onlarca, yüzlerce meslektaşınız var. Ya da bir sektörde iş yapıyorsanız sizin gibi o sektörde iş yapan onlarca, yüzlerce, binlerce rakibiniz var. Eğer bunlardan farklı olarak siz bir şey yapmazsanız kendinizi onların dışına taşıyacak, onlardan farklı olabileceğiniz bir alan yaratmazsanız bugünün dünyasında başarılı olmanızın ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Örneğin hukuk fakültesinde okuyorsunuz. Sizin gibi onlarca, yüzlerce mezun var. Onların içerisinde sizin onlardan farklı olarak yapabileceğiniz şeyleri tespit ediyor olmanız lazım. Örneğin yabancı dil biliyor olmanız lazım. O yabancı dili öğrenerek işte 100 kişiyseniz, siz de o 100'ün içerisinde birisiyseniz yabancı dilinizi öğrenerek belki 70 kişiyi, 80 kişiyi, 90 kişiyi gerinizde bırakacaksınız. Belki bir uzmanlık alanı, bir farklı bir yurt dışı deneyimi sizi daha farklı kılacaktır. Ya da iş hayatını, iş dünyasını konuşuyorsak, sizin ürünlerinizin katma değeri yoksa, sıradan bir ürün ya da sıradan bir hizmet veriyorsanız, sizin rakiplerinizden ayrılabilmeniz mümkün değil. Ayrılamadığınız sürece de başarılı olmanız mümkün değil. Bir diğer konu da şu olabilir belki. Yani mümkün olduğunca herkesin ya da birçok insanın yaptığı işleri değil de henüz hiç kimsenin mümkünse yapmadığı bir işi ya da çok az insanın yaptığı bir işi çok daha üzerine koyarak, katma değerli bir hale getirerek bunu piyasaya açmak. Başarının sırrının bunlar olduğunu düşünüyorum. Şirketin yurt dışı hedefi elbette var. Moskova'da bir temsilcilik açmıştık. İngiltere'de bir temsilcilik açmak için girişimlerimiz var. Ama gelişen teknolojiyle birlikte buna paralel olarak yurt dışında çok da şubeleşmenin, büyümenin anlamı kalmadı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyanın her yerinde ki Türkiye vatandaşı elektronik imza almak için artık e-devlet üzerinden bize başvuru yapabiliyor. Dolayısıyla bize gelmesine gerek kalmıyor. Biz buradan elektronik imzasını üretip hangi ülkedeyse ona gönderebiliyoruz. Dolayısıyla şubeleşmek, dünyaya açılmak fiziken bir yer kurarak değil de teknolojiyle açılmış olduk. Şöyle bir şey düşünün.
Ben 11 yaşına kadar köydeyim. Ben köyde olduğum sürece bizim köyümüzde elektrik yoktu. Elektriği biz şehir merkezine hasbelkader gelirsek orada görüyorduk. Bugünkü geldiğimiz noktada ben Türkiye'nin en kritik, en güvenli elektronik sertifika hizmet sağlayan Türkiye'nin 4 kuruluşundan bir tanesinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Biz zorluktan bahsetmek artık çok önemli bir şey değil. Yani herkesin hayatında olan bir şeyden bahsediyorsun. Yani biz bir mesela şey olsak, ne bileyim Kayseri'li olsak, nüfusun orada %80'i, %20'sinin yaşadığı sıkıntıyı Kırıkkale'de %95'i yaşıyor. Ya da işte Yozgat'ta, Çankırı'da, Çorum'da. Yani bir şey değil bu. Hayatının bir döneminde zorluk yaşıyorsun. Farklı bir şey değil yani. Yani bir sürü şey var ama hani bu hepimizin, yani Anadolu insanının hepsinde var. Farklı bir şey değil ki bu. Kim diyebilir ki yani ben işte yol param olmadığı için aç gezmedim, işte hiç yol yürümedim, bilmem yani. Herkesin hayatı normal yani.